Deniz Hoca kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. 12. sınıf edebiyat ders çalışmalarımız tam gaz devam ediyor. Bildiğiniz gibi şiir ünitesindeki tüm konuları böyle tek tek ayrı videolar halinde ayrıntılarıyla en önemli noktaların altını çizerek sizlere aktarıyorum. Ve şimdi geldik 1980 sonrası Türk şiirine. Çok şükür yavaş yavaş şiir ünitesinin sonuna doğru gelmeye başladık arkadaşlar. Şimdi ders ekranımız gelsin, ben birazcık kafanızı şişireceğim, biraz fazla konuşacağım. Arkadaşlar öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki 1980 tarihi bizim tarihimizde önemli bir tarih. Çünkü 80 darbesi oluyor ve 80 darbesinden sonra memlekette işler artık eskisi gibi değil arkadaşlar. Biraz böyle baskı da var. Dolayısıyla böyle bir ortamda şiir, edebiyat, sanat değişecektir arkadaşlar. İşte 1900 sonrası Türk şiirinde biz bunun izini fazlasıyla göreceğiz. Öncelikle aklınızdan çıkarmamanız gereken şey budur. Hep ne diyoruz? Sanat toplumun bir aynasıdır. Neyse şimdi konumuza daha detaylı bakalım. Arkadaşlar 1980 sonrası Türk şiirinde şairler bir araya gelmeden, topluluk oluşturmadan bireysel olarak şiir yazmışlardır. Öyle bir araya gelmek kolay değildir bu dönemde arkadaşlar. Ve toplumcu gerçekçi şiir artık egemenliğini kaybetmiştir. Neden? Çünkü ne demiştim? 1980 darbesi var. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Rahatlıkla düşüncelerini, halktaki sorunlarını dile getiremiyor. Özellikle toplumcu gerçekçi şairler. Dolayısıyla artık biz bu egemenliğin sona erdiğini görmekteyiz. Ve bu dönemde arkadaşlar yine önemli bir nokta aklınızdan çıkmasın. Edebi dergi sayısında bir artış var. Yani dergiler çıkarılıyor. Dergiler çıkarılıyorsa şiir yazan sayısında da bir artış var demektir. Aynı zamanda da okur sayısında da bir artış vardır. Bu da arkadaşlar edebiyatın birçok alanda aslında geliştiğini gösterir. Bu nedenle aynı şeyi şiir içinde söyleyebiliriz. 1980 sonrası çıkarılan dergilerle şiir gelişmiştir, konu olarak zenginleşmiştir ve şair sayısında da ciddi bir artış vardır arkadaşlar. Ancak şairler bu dönemde daha çok bireysel anlamda şiirler yazdıkları için bu dönem şairlerini de bireysel anlamda incelemek doğru olacaktır arkadaşlar. 1980 sonrası şiirlerinde geleneğe doğru bir dönüş de vardır arkadaşlar. Yani geleneksel şiirin özellikleri yine bu dönemde gün yüzüne çıkarılmış. O şekilde geleneğe bağlı bazı özellikler şiirlerde göze çarpmaktadır 1980 sonrasında. Mesela halk edebiyatının, divan edebiyatının, ikinci yeni ve saf şiirin anlayışını biz bu dönemde bazı şairlerin şiirlerinde görmekteyiz. Yine şaşırmayacağınız bir bilgi, şiirde bu dönemde ideolojiye yer verilmemiştir. Neden olduğunu az önce söylemiştim. Bu dönemde birçok şair vardır. Mesela Haydar Ergülen, Hüseyin Atlansoy, Sedat Ümran, Seyhan Erözçelik, Lale Müldür, Ebubekir Eroğlu, Ahmet Erhan, Küçük İskender bu isimler arasındadır. Ancak arkadaşlar Haydar Ergülen'in tabii ki yeri farklıdır. Her sene kitapta mutlaka Haydar Ergülen'den bir şiir yer almakta. Bu ne demektir? Bu demek ki MEP önemsiyor. ÖSYM'ye de bunu sorabilir ya da okuldaki sınavlarınızda Haydar Ergülen'le ilgili bir soru gelebilir. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Haydar Ergülen kimdir? Şöyle hayatına kısa bir şekilde bakalım. Eskişehir'de doğmuştur ve sosyoloji okumuştur kendisi. Modern ve geleneksel şiirden faydalanmıştır. Az önce de zaten geleneksel şiirin bu dönemde yine ön plana çıktığını söylemiştim. Şiirleri biçim olarak ikinci yeni şiirine benzer ve şiirlerinde imgeler de yer almaktadır. Peki hangi konular işler? Daha çok çocukluk, yalnızlık, yabancılaşma, ölüm, aşk ve yaşantı gibi temaları şiirlerinde işlemiştir. Yine burada Haydar Ergülen'in birçok şiiri yer almakta arkadaşlar. Diyorum ve böylelikle bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Oldukça kısa bir konuydu. Ben de kitaptaki o karmaşık bilgileri burada daha böyle sade, anlaşılır madde olarak sizlere sunmaya çalıştım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video sınavlarda, derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Ben şimdi diğer videoya geçiyorum. Sizler de buradaki konuları öğrendiyseniz, pekiştirdiyseniz o videoya gelin. Bekleniyorsunuz. Hoşça kalın.